Acting performanslar yarışacak burada. Nasıl? Klipte öyle yok bana bulaşma bir şekiller yapıyorsun, bir hareketler yapıyorsun. Evet. O değil. Şimdi size bazı durumlardan bahsedeceğim. O durumların içinde kaldığımızdaki yüz ifademiz ve hissedeceğimiz duyguya bürüneceğiz. Tamam mı? Hazır mı? Yüzümüzü sadece kapatıyoruz. Yüzümüzle öyle değil mi? Yüzümüzle oynayacağız abi. Mimimizle. Ben durumu okuyacağım. 3-2-1 diyeceğim. Yüzümüzü açtığımızda o anda hangi böyle ruh halinde olursa açıyorum. Evet abi, çocuğun oynadığın oyunlar gibi. Hop kapatıyoruz. Şu anda değil, kapatalım. Ben şimdi söyleyeceğim. Hazır mıyız çılgıncasına? Kapatacağız. Okuyorum, açacağız. Hazır mıyız? Evet. Okuyorum. Sabah uyandın. Sosyal medya hesabını açtın ve takipçi sayının 102'ye düştüğünü gördün. 3, 2, 1. Ne oldu? Sen ne yaşadın? Bir kahve içerim ben yani. Berk abi çok tınlamadı. Benim hiç umurumda değil. Berk abi hiç tınlamadı da sen... Bana ben anlamadım yarın, da, anlam da veremedim. Ne oluyor dedim. Menajerini ararmışsın gibi bir ifade gördüm sende. Biz Instagram'dan... Ben asla bakalım asla. Görelim ne yaşanmış. Ya Berk abi de gerçek bir rahatlık görüyorum ama rahatlığını dışarıda vurgulama isteği de görüyorum. Yani rahatım ve bunu herkes görsün istiyorsun. Ama Öykü sende içten içe bir şey var. Sosyal medyada yokum zaten. Ya niye ki falan, yine ne yaptın? Niye falan. Ki değil. Hayır, yine ne yaptım, niye düştün? Çökmüşsün de biraz. Kapat, sor abi. Hadi gel, kapat. Çok yorucu bir çekim gününden sonra... defalarca üst üste take aldı yönetmen. Sen klip çekiyorsun, sen de dizi çekiyorsun. Hı-hı. Klibin yayınlanacak hemen hafta sonu. Senin de dizin çıkacak. Çok güzel oynamışsın. İddialı rollerin altından kalkmışsın. Kendini ispat ettiğin, kariyerinde mihenk taşı diye adlandıracağın bir performanstan sonra eve geldin. Menajerin seni aradı ve dedi ki bugünkü görüntüler maalesef silinmiş. Kapat. Yapayım kapat. Mi? Hadi. 3, 2, 1. Ne oldu, bu kadar gülemezsin buna ya. Hüsrana bürünmen lazım. Sen olayın içinde kaldın. Ya yani sinir krizi geçirir büyük ihtimalle. Önce bir gülerim sinirden yani. Öyle bir şey yani. Delirirsin yani. Ben ama şunun altında çok güzel cümleler var. Sen niye mutlusun ya? Abi ben şöyle yaptım ama... Ama susar. Seslendirebilir misin sen? Altında. Ne abi, seslendirebilirsin evet. Ben seni aradım menajerim. Berkay. Berkay, Berkay. Seninki de sinir krizi gülmesi mi? Evet. Ya gerçekten anı yaşadın Stanislavski. Sorma. Bize neler yaptın. Kapat. Tanımadığın birinin selamına canı gönülden karşılık verdim. Mutlaka bir yerden tanıyorum. Dur, yabancı da gelmiyor aslında. Annemin bir akrabası olabilir. Ayıp olmasın diye. Merhabalar kardeşim. Elini böğrüne götürdün, selamını verdin. Sonra bir de baktın ki sana değil arkandaki kişiye selam veriyormuş. Ortamdaki herkes de salağa bak der gibi sana bakıyor. O anki yüz ifaden. 3, 2, 1. Ne oluyor? Ne? Sen ne yapıyorsun lan Allah aşkına? Evet, o doğru, arkamdaki adam var. Ha, oymuş mu diyorsun? Bir görelim bakalım. Ne yapmış Berkay abi? Ya hiçbir durumda sen... Aslında orada çok güzel seslendirme yaparım da olmaz şimdi. Sonra... Öykü seninki mahcubiyet mi? Öteki tarafa bakıp oradan bozuldum bir an önce... Bozuldum ya, çaktırma oyun. Şuradaki köşede... Ben asla bozulmam abi. Ya. Yo, ben ne yaparım biliyor musun? Ben de onun arkasındakine selam vermişim gibi devam ederim aslında. Peki selam, oradakine herkese selam vererek devam ederim. Sen abi hiçbir şekilde gülmekten taviz vermiyorsun. Niye öyle oluyor? Mutluyum. Herkes mutlu olsun. Ne yapacaksın abi? Arkamdakine selam vermiş de kendimi kasacağım da. Her durumda öyle gülüyorsun abi. Ha. Tamam. Kritik bir şey, kritik bir soru. Hadi. Gel. Gerçekten abi. Zor biliyor musun? Her şeyiyle güvendiğin sevgilinle göz göze otururken birden hiç bilmediğin bir telefon zil sesi duydun ve sevgilinin ikinci bir telefonu daha olduğunu öğrendin. Vay baba. Şu artık olsun ya. Yine gülüyorum. Hayırdır yani. Ya gerçekten içten içe çöküşü ve o tebessümdeki olayın... Ay ben şey, bir dakika. Aslında pardon. Hoşuma gitmez mi abi? Pardon yani. Buluyorsun yani.
Ha. Berkay abi de gene bir hayırdır yakalan var var. Sen hayırdır. Şimdi açıklama sırası sana geldi. Çünkü sen de belli yemişsin ondan önce. Sen de onu yakaladığın için mutlu oluyorsun. Sen her şeye mutlu olma potansiyelindesin. Öykü az ben önce... bir konduramıyorum yine. Bir hafiften bir konduramıyorum da yani. Yok, pardon. Bence asla öyle değil. Öykü'de bir şans daha tanıyacak insan çok var. Yok. Ay oradan dönecek o, tam böyle bir kafa dönsün orada bir sıkıntı çıkacak. Var, yani sıkıntı onu var orada. Son salise o yani. Kabat geliyor. Çok kötü bir toplantı geçirdin. Toplantıdan çıktıktan sonra söylene söylene tuvalete gittin. Kendi kendine çok sert laflar söyledin. Bir anda boş sandığın kabinden toplantıyı yaptığın kişi çıktı ve göz göze geldin. 3, 2, 1. Ya gene gülüyor bu adam ya. Abi gülemezsin bu arada. Yüzüne bakmıyorum yani, bakmıyorum. Çıkmıyor. Görmezlikten geliyor. Çıkmıyor. Sen çıkmıyor musun tuvalet? Adam kabinden çıktı be. Sen ben gözünüz... girdim abi, görmek istemedim. Ama görmek istemezken de gülüyor hala, biliyor musun? Arkasında. Görelim Berkay abi. Ben konuşmak istemiyorum abi. Ben aslında çok iyi. Öyle çıkmışım. Sen de evet. Öykü'de mahcubiyeti görüyorum ama Berkay abi ben şu an var ya... kafasının üstündeki o küçücük alından bile güldüğünü görüyorum. Abi orada... Şu an orada bütün vücut dilinle gülüyorsun. Tamam yani. O kabine girse ben içeri gireceğim. Yok görünmeyecek, kaçacaksın gideceksin. Abi buradaki oyunculuk, total oyunculuk performansında... Berkay Şahin diyenler alkışlayabilir mi? Evet, işte şu an Berkay ama bugün çok önemli. Öykü Çelik diyenler! Hadi hadi. Teşekkür ederim. Tebrikler. Çok büyük oyuncusun. Ensemden çektim seni ama kusura bakma. Seninle çok güzel rollerimiz olur inşallah. Yazarız, oynarız.